Ödeyemiyor ki. Hiç halka yansıdığını görmedim. Ben geçinebiliyor musunuz da? Hayır, geçinemiyorum. Karnımı doyuruyorum sadece. Tiyatroya gidemiyorum, sinemaya gidemiyorum, Antalya'da tatile gidemiyorum. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından meskenlere gelen elektrik faturalarında KDV oranı %18'den 8'e düşürüldü. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Yandık biz, hepimiz yandık. Bu durum size olumlu yansımayacak mı sizce? Ödeyemiyor ki. Aha, cezaya girdi. Elektrik, doğalgaz, ha suyun 6 ayda bir geliyor. Ona bir şey demeyecek hadi. Ama doğalgaz, elektrik, evin bedeli. Şimdi TOKİ ev yaptırdı. Mesela şu kadar parayla. Şimdi 1 milyar 200 ödüyor. Ben, indirim gelse de bu size olumlu yansımayacak. Gelse yorur tabii. Biraz daha seri geçinirik. Avradın ilaçları. Peki geçinebiliyor musun? Çok zor tabii. Şimdi kızım ben sana söyleyeyim. Yaşın 24-25. Sen ne istemezsin? Güzel bir hayat geçirmeyi istersin değil mi? Ama maalesef yapamıyorsun. İlden ağzın eğri, gözün kör, bir tatile gitmeyi istemez misin sen? Gidemiyorsun. Neden? Paranın yüzünden. 2 milyar 800. Ha sana vereyim, benim şeyleri öde. Kiranı kalan senin olsun. Doğru muyum, yanlış mıyım? Başlıyorum. Elektrik faturalarında KDV oranı %18'den 8'e düşürüldü. Sizce bu durum olumlu bir durumu nasıl yansıyacak? Vallahi %18'den 8'e de düşürülse abla, yani gelen fiyatlar pek belli şey abla değil, yani. Çok, belli yani. Durum çok kötü yani abla, anlayacağınız. Fiyatlar şey olduğu için, bağlantılı olduğu için ne kadar da ya şimdi abla bize 100 lira fatura ediyor. Şimdi yani. 500 lira fatura ediyoruz biz. Durum yani çok kötü, anlayacağınız. 300-350 geliyor. Elektrik zaten uçtu gitti. Öyle. Peki geçinebiliyor musun? Ya abla geçim çok zor şimdi. Aha abla. Vallahi su eskisi gibi değil abla. Allah suyunu alamıyor abla. 4 lira diyorlar suya. Alışveriş yani yapamıyor. Eskisi gibi poşeti dolduramıyoruz yani. Biz öğrenciyik abla, okula gidip geliyor. 9.35 lira bilet basıyor. Gidiş geliş 20 liraya denk geliyor. Biletler zamanında indirimli olduğu halde. Ondan sonra bir abur cubur alamıyorsun. Çikolata, cips falan alamıyorsun. Ondan sonra ne bileyim bakım ürünü falan alamıyorsun, öyle. Peynir, zeytin desen, yağ desen uçtu gitti zaten fiyatları. Aha abla biz besiciyiz. Yeme para yetmiyor. Önce kamyonu getirmiş yemiş, şimdi arabada getiriyoruz. Elektrik zamları çok yüksektir ya. Olumlu aslında. %25, %50, %125 zam verdiler. Çok yüksek ya. Kendim de ben yani bir şey diyemem yani. Bunlar çok yüksek yani ya. Millet idare edemiyor, geçinemiyor yani. KDV oranının düşürülmesi olumlu yansıyacak ya yani. KDV'leri değil de aslında fiyatı düşürmeleri lazım. Fiyatı düşürürse olur, fiyatı düşürmezse KDV'si ne olur? %18 KDV'de de %125'te elektriğe zam gelecek. KDV'si düşürse ne olacak, düşürmese ne olacak? Peki en son gelen zamlardan sonra faturaları ödemekte zorlandınız mı? Ya zorlanmaz olur mu ya? 300 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira, 20 bin lira fark ödeyenler var ya. Güzel olmuş. İyi. İndiyse daha güzeldir. Zaten herkes zor durumda. Şu an çok iyi bir şeydir yani. Güzel bir şey. Peki en son gelen zamlardan sonra bu durum sizi nasıl etkiledi? Faturalarınızı ödeyebildiniz mi? Çok zor, çok zor. Zor yani. Ödeyemedik ama işte idare ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz daha henüz onu bir görmedik. Daha önceki su faturalarının düştüklerinde dediler, onu da görmedik. İnşallah görmeyi umut ediyoruz. %18'den 8'e düşen KDV'de hep öyle deniyorlar ama hiç halka yansıdığını görmedim. Şimdi ne yaptılar? KDV'yi bile düşürdüler, doğru mu? Yiyecek içecekte, gıdada. Ne yaptılar? Yumurtanın kolisi 38 lirayken 48 liraya 50 liraya çıkarttılar. KDV düşürdük diyorlar. Tekrar bize 46 liradan yumurta sattılar. Bunun neresinde halk faydalanması lazım olur? Size soruyorum. Peki sizce yani bu zamlardan sonra faturalarınızı ödeyebildiniz mi, zorlandınız mı? Ben ödesem de diğer insanlar ödeyemiyor. Yani birçoğu halkın %80'i ödeyemiyor. %20 zaten zengin, dokunmuyor.
Ne yapıyorlar? Bütün elindeki olan imkanları, mesela örnek vereyim, dün bir arkadaşın asgari ücretle çalıştığını sorduk. Adam ayın başı gelmeden elektrik, su, doğalgaz fatura yatırdım diyor. Ayın 15'inde diyor maaşım bitti diyor. Ne yapabilirim diyor. Ne yapmam lazım diyor. Gece bir işi bulmam lazım diyor. O da olmadığına göre diyor sıkıntıdayız diyor. Rabbim herkese yardım eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın KDV'yi indirmiş olması %8'den %1'e. %18'e yalnız özel teşebbüsle beraber sizin bilginiz olması lazım. Beraber bir ekonomi politikası izlendiğine göre ben de normalde 20 senedir Cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sisteminin mağduru olarak askerlikten geldiğimden belli işsizim. Fakat bizim mobilya sektöründen işimiz olduğu için temelinde bir şeyler kazanmaya çalışıyor. O da çok yani ufak tefek çerez mahiyetinde internet deyimiyle. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın lafını dinlemeleri lazım. Laf derken de yani bu laf Türkçe'de çok önemli bir kelimedir. Yani sözle alakalı olan şeyler daha hafif mahiyette düşüyor. Fakat arkadaşın dediğine de katılıyorum. Bu bizim halkımızın bir şeysidir, durumudur yani. O TRT payı elektrik faturaları üzerinden. Bu işler genel itibariyle %100 zamlandırılıp %7 KDV indirimi yapıldıktan sonra insanlara sanki bir lütufmuş gibi sunuluyor. O yüzden bu tür şeylerin vatandaşa faydalı olabileceğine inanmıyorum ben. Peki mesela en son gelen zamlardan sonra faturanıza bu durum nasıl yansıdı? Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Tabii ki geçinebiliyoruz. Burada geçinmekten anladığınız nedir? Önemli olan o. Hani karnınızı doyurabiliyor musunuz? Tabii ki karnımı doyurabiliyorum. Ama sonuç itibariyle bakın hemen yanı başımızda Nevşehir var. İnsanlar yurt dışından geliyor, balona biniyor değil mi? Siz binebiliyor musunuz burada? 150 euroya 200 euro. İnsanlar geliyor. Konya'da Şebi Arus törenlerinde Japonya'dan insan geliyor. Kayseri'den kaç kişi gidiyor acaba? Buradaki ülkemizde yaşayan 65 yaşın en büyük emeli 65 yaşına gelip ücretsiz şu tramvaya binmek. Bu ülkenin maalesef işte beklentisi bu. İnsanlar bu şekilde yaşıyor. Ben geçinebiliyor musunuz da? Hayır, geçinemiyorum. Karnımı doyuruyorum sadece. Tiyatroya gidemiyorum, sinemaya gidemiyorum, Antalya'da tatile gidemiyorum. Sonuç itibariyle bu şekilde. Bu ülkenin durumu böyle maalesef. İnşallah yansır diye bekliyoruz. Çünkü gerçekten çok yüksek geldi. Bizim de iş yerimiz var. Çok çok fazla geliyor. Umarım düşer ve biz de bir şeylerden faydalanırız. Şu an zaten çok kötü her şey. Her şey çok pahalı. Bekliyoruz. Peki son gelen zamlardan sonra faturalarınızı ödeyebildiniz mi? Zorlandınız mı? Ödeyemedik daha. Bir tanesini ödeyemedim. Mesela ben iş yerinin 5000 kaç lira gelmişti. Duruyor hala. Bekliyoruz. Hayırlısı bakalım. Yani zaten şu an en son gelen fatura bana 250 liraydı. %8 düştüğün zaman ne yapar ki? 16 lira mı yapar? 16 lira yapar. Zaten zam gelmeden önce 130 lira geliyordu. 150 lira civarı geliyordu. Yani yine çok. Peki geçinebiliyor musunuz? Bu faturalar size nasıl yansıyor? Vallahi faturalara çok ateş bağız. Allah yardımcımız olsun ya. Gerçekten çok zor. Düşer yani etkiler. Bu geçen ay mesela bana 140'ın üzerinde elektrik parası gelmişti. Şöyle bir hesaplarsan %8'e düştüğünü hesaplarsan 90'a falan düşer diye tahmin ediyorum. Güzel bir uygulama yani.